Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı olarak Mersin'in eski hatıralarını yaşatmak için bir çalışma başlattık. Mersin'e hayat veren bir ömrü Mersin'in dağında, bayırında, ormanında, çamurunda, sıcak yazında, kışında, yani ömrüyle Mersin'e eşlik eden değerlerimizin engin bilgi ve tecrübelerini söze dökerek ölümsüzleştiriyoruz. Evladım, ben 1930 doğumlu, 28 sene 6 ay öğretmenlik yapmış Hasan Fehmi Akıncı Karaafet'in kızı Meral Er. Uzun süre Tarsus'ta öğretmenlik yaptıktan sonra Mersin'e geldim. Geri kalan ömrümü Mersin'de tamamladım. Mersin'i çok seviyorum. Her yerden daha iyi, daha güzel, daha mamur olmasını istiyorum. Tabii ki yapılan şeyleri takdir etmek lazım. Eksiklikler de var ama bunları söylemek belki bana düşmez burada. Benim beklediğim bir belli, sizlerin anneleri olarak kabul ederseniz, biraz daha kadir şinas olmasıdır. Etrafta çalışanların, yaşlılara, görmüş geçirmiş olan kişilere, onların bilgilerine biraz daha önem verilmesini isterim. O zaman onların bilgilerinden, deneyimlerinden istifade edilerek genç bilgilerinde birleşmesiyle daha güzel şeyler çıkacağına inanıyorum. Mersin, ben geldiğim senelerde çok güzeldi. Mersin şeridi, Ak Kahve vardı. Orada çok güzel bir parkımız vardı. Atatürk heykelinin karşısında Kokulu'nun kulübesi vardı. Bütün Türkiye'de gelen en güzel tiyatro eserleri Mersin'de oynanırdı. Mersin halkı çok uyanık, çok bilgili insanlardı. Gelen sanatkara gerekli değeri verirlerdi. Sokakta saat kaç olursa olsun gayet rahatlıkla yürüyebilirdi genç kızlar. Hanımlar, yabancı hanımlar bisikletleriyle alışveriş yaparlardı. Hatta biz buradan ta eskiden buralarda tabii bina yoktu, bomboştu. Pozcu mozcu hiçbir şey yoktu. Bisikletle gidiş geliş yapardık. Denize 84 evlerden girerdik. Önümüzdeki o binalar, o yollar yoktu. Plaj vardı önümüzden. Oradan çocuklarımızı rahatlıkla denize sokuyorduk. Başka yere denize gitmeye gerek yoktu. Mersin halkı da zaten deniz için uzak yerlere gitmezdi. Çünkü Mersin kafi miktarda temiz plajlara sahipti. İstediği gibi denize girebiliyordu. Burada çok saygın bir şey vardı, yer vardı. Tüccar kulübü. Pazar günleri çocukları oraya götürürdük. Orada etkinlikler yapılırdı. Büyükler oraya yemek yemeye giderdik. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri hiçbir zaman eksik olmazdı. Özel kıyafetler dikinirdik, tuvaletler dikinirdik. Çok güzel kutlanırdı. Mersin hakikaten çok güzel günlere şahit olmuş bir şehirdir. Yani Mersin'de yaşamak güzeldi. Şehir, şimdi belki yollar falan yapıldı, eskisi gibi değil ama eski doğallığını kaybetti. Benim gençlere söylemem şu: betonlaşmadan ziyade biraz doğallaşmaya önem vermeleri. Bahçeler, çiçekler, ağaçlar. Ağaç bütün hayattır. Ağaçlar kesildi. Mersin'deki o güzel mis kokular, kolonya kokuları balkona çıkardık. Mis gibi limon kolonyası koklardık. Yani çiçekler açardı, içimiz açılırdı. Şimdi çıkıyoruz, sadece binaların damlarının üzerindeki güneş enerjilerini görüyoruz. Tabii bu çok güzel bir çalışma olmuş. Ben bu çok büyük zevk duydum. Gelinim bana bundan bahsettiği zaman, geçen sene bahsetmişti. Çok büyük zevk duydum. Çünkü geçmişi olmayan bir milletin geleceği olmaz. Olmaz. Geçmişe değer vermek lazım. Geçmişin bilgilerinden, tecrübelerinden istifade etmek lazım. Benim tavsiye edeceğim bunlar. Yani betonlaşmadan uzaklaşmak, bir de daha kadir şinas olmak. Vatanı için faydalı işler yapmış olan, canının içine takmış olan, şimdi veya sonrası için kişilerin azıcık daha kadirini bilmek, onlara biraz daha hürmet göstermek. Ben bunu isterim, bunu dilerim. Sizlerden de bunu beklerim yavrum. Çok iyi biliyoruz ki kentleri yaşatan değerleridir. Bu bilinçle başlattığımız çalışma kapsamında Hasan Akıncı'nın kızı Meral Hanım'ın misafiri olduk. Kendisi Mersin'imizin değerli hafızalarındandır. Bugün bize milli mücadele döneminden ve Mersin kent hayatından bilgiler verdi.